Diğer son takip isteklerini alaydık. Aldım hocam. Çok sayı istiyor. Tamam İbo. Açalım canlı yayınımızı. Aç aç. İki kişi geldi. Açalım. Şu an biraz daha şöyle alma imkanınız yok. Tamam. Hiçbir şekilde Şura anlıyor. Şöyle az daha alırım sana. Tamam. Evet, öğrencilerimiz geliyor. Ortam şurası şöyle 15-20 olunca başla yavaş yavaş. Tamam. Sohbet et çocuklarla. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun. Evet. Gençler dökülmeye başladılar. Evet gençler, biraz kişi sayısının artmasını bekliyoruz. Oldu herhalde. 14 kişi oldu hocam şu anda. Yavaş 15 oldu. Güzel, yeterli. 16'ya da geliyoruz. Artık çukur geldi. Bir gidiyor geliyor herhalde ufak tefek. Tamam. 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 Arkadaşlar sorularımızı çözümle başlayalım. Teşekkür ederim. Yok değil mi sıkıntı yayında? Tamam. Şimdi ikinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerle başlayacağız ilk önce çözümlerimize. Bu tarz ifadelerde biz biliyoruz ki İlk ince ifademizi tek bilinmeyene düşürmemiz gerekiyordu. Bu iki ifadeyi taraf tarafa topladığım zaman y kareli ifadeler birbirini götürecektir. İki tane x kare eşittir 50 sonucuna ulaşacağız. Buradan her tarafı 2'ye bölersem x kare eşittir 25. Buradan da x değerim ya 5 gelecektir ya da eksi 5. Bu x değerlerini kullanarak arkadaşlar, bunlara karşılık gelen y değerlerini bulacağız. İlk önce x eşittir 5 için neyi arıyorduk? Oluşabilecek y değerlerini arıyorduk. Buradaki denklemlerden herhangi birini kullanabiliriz. Şu denklemi kullanalım. İzleyin bakalım. X kare artı y kare eşittir 34 denklemini beraber kullanalım. X eşittir 5 için 5'in karesi artı y kare eşittir 34 gelir. Buradan arkadaşlar y değerimiz y kare eşittir 9 olacaktır. Yani y değerimiz ya eksi 3 olacaktır ya da artı 3 olacaktır. Biz bu değeri x'in 5 olduğu durum için incelemiştik. O zaman buradan gelecek çözüm elemanlarımız 5'e eksi 3 ve 5'e artı 3 şeklinde 2 tane çözüm elemanı gelecektir. Şimdi devam ediyorum. X eşittir eksi 5 için y değerlerini arayacağız beraber. Yine aynı denklemde x gördüm yani eksi 5 yazacak olursam eksi 5'in karesi artı y kare eşittir 34. Buradan y kare yine 9 gelecektir. Buradan y değerimiz yine ya eksi 3 ya da artı 3 gelecektir. Yalnız dikkat edelim. Biz bu değerleri bu sefer x'in eksi 5 olduğu durum için bulduk. O zaman buradan gelecek çözüm kümesi elemanları eksi 5'e eksi 3 ve eksi 5'e artı 3'tür. Yani iki çözüm elemanı da buradan gelmiştir. Soru bize denklem sisteminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diye soruyordu. 4 farklı çözüm vardır. O zaman çözüm kümemiz elemanı 4 adet olarak karşımıza çıkacaktır. Yeni ifademizde x kare eksi y kare artı x eksi y 66 x eksi y 6. Denklem sisteminin çözüm kümesi nedir diye sormuş bize. Arkadaşlar şuradaki gördüğümüz ifadede iki kare farkı uygulayacak olursak x eksi y çarpı x artı y artı şurayı da parantez içinde yazacağım x eksi y eşittir
66 olarak karşımıza çıkacak. Her iki ifadede de x eksi y çarpanı mevcuttur. X eksi y ortak parantezi alacak olursam x artı y kalır buradan geriye. Buradan da geriye 1 kalacaktır. O zaman artı 1 şeklinde yazdım. Eşittir 66. Soruda dikkat ederseniz bize x eksi y'nin değerini vermiş. O zaman burası 6 ise şuradaki ifade 11 olmak zorundaki çarpma işlemin sonucu 66 olsun. İfademizi düzenleyecek olursak x eksi y eşittir 6 idi. X artı y artı 1 11 ise x artı y 10'a eşittir. X artı y 10'a eşittir. İfademizi taraf tarafa toplayacak olursak y'li terimler birbirini götürecektir. 2x eşittir 16'dan x eşittir 8 gelecektir. Denklemlerden herhangi birinde x gördüğümüz yere 8 yazacak olursak buna karşılık gelen y değerini buluruz. 8 eksi y eşittir 6'dan y değerimize buradan 2 gelecektir. Arkadaşlar bu denklemde 8'e 2'dir çözüm kümemiz. Başka da çözüm yoktur. O zaman 8'e 2 ikilisidir. Yani doğru cevabımız C'dir. Evet, başka bir sorumuzla devam ediyoruz. Yine denklem sisteminin çözüm kümesini arıyoruz. İfadelere baktığımız zaman x ve y'leri kolay olarak taraf tarafa toplama ya da çıkarma yöntemleriyle yok edemediğimizi görüyoruz. Bu durumda yerine koyma metodu uygularsak bizim için daha rahat olacaktır. Şu denklemde y'yi çekecek olursam y eşittir 4 eksi x'tir. Yukarıdaki denklemde y gördüğüm her yere 4 eksi x'i yazarsam yukarıdaki denklem tek bilinmeyene düşecektir. Buradan gerekli çözümü elde edebiliriz. İfademizi yazıyoruz. X kare artı x çarpı y gördüğümüz yere 4 eksi x yazıyorum. Artı 4 eksi x'in karesi eksi 13 eşittir 0. Şimdi buradan gerekli x değerimizi bulacağız. İfademizi düzenliyoruz. X kare artı 4x eksi x kare. Kare açılımı yapacak olursak 16 eksi 8x artı x kare eksi 13 eşittir 0 olacaktır. Hemen sadeleştirmeleri götüren terimleri inceleyelim. Geri x kare kaldı. Eksi 4x. Burayı da inceleyecek olursak artı 3 gelir. Eşittir 0'dır. Çarpanlarımızı ayıracak olursak eksi 3'e eksi 1 şeklinde. X değerim buradan bir 3 gelecektir. Bir de x değerim buradan 1 gelecektir. Şimdi arkadaşlar x'in 3 ve 1 değeri için iki farklı y incelemesi yapacağız. Bu y'leri bulurken şu denklemi kullanırsak bizim için daha kolay olacaktır. X artı y eşittir 4 denklemini kullanalım. X eşittir 3 için 3 yazarsam y değerim 1 gelecektir. Burada 3'e 1 ikilisi gelir. X eşittir 1 için x'e 1 verirsem bu durumda da y değeri 3 gelecektir. Burada da 1'e 3 ikilisi. Yani çözüm kümemizin iki elemanı vardır. Yalnız soruda tek elemanı vermiş. Normalde ikisini de vermesi gerekiyordu. Bize birini verdiği için, şu olduğu için şıklardan birinde biz çözüm olarak bunu kabul edelim. Evet. Bu arada elinizdeki kağıtlarda bu soru yanlışla iki kez çıkmış arkadaşlar. Bunun yerine verilmesi gereken soruyu da sonra beraber ben size çözüm olarak atacağım. Denklem sisteminin çözüm kümesi nedir diye sormuş bize. Şimdi amacımız bu tarz sorularda tek bilinmeyene düşürmek değil miydi? O zaman bir taraf tarafa toplama çıkarma yöntemi uygulayalım. Bakın şu altta gördüğüm denklemi ben eksiyle çarpacak olursam işaretim eksi ve artı şeklinde ne yapacaktır? Dönüşecektir arkadaşlar. Yazmadı. Şunu düzeltelim de. Artı şekline dönüşecektir. Şimdi ben bu ifadeyi taraf tarafa toplayacak olursam x kareli terimler birbirini götürecektir. Y kareli terimler birbirini götürecektir. Şu iki ifadeyi işleme sokarsam geriye x kalır.
Y'li terimler bölümüne götürecektir. Şu iki ifadeyi işleme sokarsak geriye eksi 2 kalacaktır. İşte eşittir 0. X değerimiz buradan 2 gelecektir arkadaşlar. Şimdi x'in ikisine karşılık oluşabilecek y değerlerini hesaplamamız gerekiyor. O zaman denklemlerden herhangi birinde x gördüğüm yerde 2 yazacağım. Ve buna karşılık gelen y değerlerini hesaplayacağız. Herhangi birine yazabiliriz. Yine üstteki denklemi çekelim aşağıya. X kare artı y kare artı 4x artı 3y eksi 10 denkleminde eşittir 0 denkleminde x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 2'nin karesi artı y kare artı 4 çarpı 2 artı 3y eksi 10 eşittir 0. Denklemi düzenleyecek olursak y kare artı 3y burası 4, 8 daha 12, 10'u gitti artı 2 kaldı eşittir 0. Çarpanlarına ayıracak olursak ifademizi y artı 2'ye artı 1. Buradan y değerlerimiz bir eksi 2 gelecektir, bir de eksi 1 gelecektir. Biz bu değerleri x'in 2 olduğu durumlar için bulmuştuk. O zaman çözüm kümemiz 2'ye eksi 2 ve 2'ye eksi 1 ikililerinden meydana gelecektir. Bundan dolayı doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Denklem sistemini sağlayan x değerlerinin toplamını soruyor arkadaşlar bize. Biz x'e bağlı bir denklem elde edecek olursak, x'e bağlı elde edeceğimiz denklemde şöyle bir şey yapabiliriz. Hatırlıyorsanız sağlayan x değerlerinin toplamını biz eksi b bölü a'dan ne yapabiliyorduk? Kısa yoldan hesaplayabiliyorduk. O ifademizi kullanabiliriz. Ama ilk önce y'ye bağlı olan terimi yok edip ifademizi tamamen x'e bağlı olacak şekilde düzenlememiz lazım. Şu denklemde y'yi çekecek olursak y gördüğümüz yere 4x 2x ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Bunu da yukarıdaki denklemde yerine yazacağız. Yani şurada. Yazalım. 4 eksi 2x'in karesi eksi 6x eşittir 0. Tam kare açılımımız var. Birincinin karesi 16. Birinci ile ikinci çarpımı 2 katı eksi 16x artı 4x kare eksi 6x eşittir 0. Denklemini elde ettik. Düzenleyecek olursak 4x kare eksi 22x artı 16 eşittir 0 olur. Sağlayan x değerlerinin toplamını sorduğu için kökleri bulmadan direkt kökler toplamını ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Peki bizim b dediğimiz ifade eksi 22. A dediğimiz ifade ise 4'tür. Buradan ifademizi kullanacak olursak eksi 22 bölü 4'ten eksiler birbirini götürecektir. İfademin sonucu 11 bölü 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Doğru cevabımız C'dir. Kolay gelsin İbrahim Hocam. Bu arada Ersin Hoca bizi ziyarete geldi. Sayı 17-18 çok güzel bak. Geldim, rating artıyor 18. Evet. Arttırın. Çalışın arkadaşlar. Bu arada videoda süreyi de nasıl yapıyoruz bilmiyorum. Arkadaşlar kısa bir ara vereceğiz belli bir bölümden sonra, onu da söyleyeyim. Bu aramız 10 dakika falan olacak. Bilginiz olsun şimdiden. Şimdi... harflerimiz arasında şu şekilde bir sıralama verilmiş. Buna bağlı olarak bir çözüm kümesi istiyor bizden. Yine ikinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklem. İfademizi tek bilinmeyene düşürerek çözüm işlemi yapacağız. Y gördüğüm yere yukarıdaki denklemde 8 bölü x ne yapabiliriz arkadaşım? Yazabiliriz. Yazalım. X kare eksi dedim. Y gördüğümüz yere 8 bölü x'in karesi eşittir 12 denkleminde. İfadenin x değerlerini beraber bir bulalım. X kare eksi 64 bölü x kare eşittir 12 diyecek olursak arkadaşım. Şimdi burayı biraz güzel dinlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şu ifadeyi kesire katalım. İkisini çarparsam x üzeri 4 olur. Yukarı ekleyecek olursak x üzeri 4 eksi 64. Bir de işlevsel çarpımı yapacak olursak
12x kareye eşit olacaktır. 12x kareyi de buraya attım. X üzeri 4 eksi 12x kare eksi 64 eşittir 0 denklemini elde ettik. Değişken değiştirebiliriz ama ben şu anda onu kullanmayacağım. Şöyle yapalım. Dikkat edin siz de. Burayı x kareyi x kare diye ayırdım. Burayı da arkadaşım eksi 16'ya artı 4 şeklinde parçaladım. Çapraz çarpımlarının toplamı ortadaki terimi verdi. Şimdi karşısındakilerle eşliyorduk. Bu durumda x kare eşittir 16 gelir. X kare eşittir eksi 4 gelir ki siz şunu biliyorsunuz. Bir sayının karesi negatif olamaz. O zaman buradan gerçek bir çözüm gelmeyecektir. O zaman şuraya bakalım. X değerimiz ne gelecektir? Ya eksi 4 ya da artı 4 gelecektir. Buna bağlı olan y değerlerini hesaplayalım. Şu denklemi kullanırsak bizim için daha kolay olacaktır. Y eşittir 8 bölü x denkleminde. Arkadaşım ben burada x gördüğüm yere 4 yazarsam 8 bölü 4'ten buna karşılık gelen y değeri 2 olur. 4'e 2 ikilisi. Eğer x gördüğüm yere eksi 4 yazacak olursam ben buna karşılık gelen y değeri eksi 2 olacaktır. Yani ifademiz eksi 4'e eksi 2. Şimdi çözüm kümemizin elemanları bunlar. Onlar da şunlarmış. Burada diyor ki en büyük olan a. A dediğimiz ifade x bileşen olduğu için büyük olan değer olarak onu ne alacağız arkadaşım? 4. Buna karşılık gelen b değeri de kaç olacaktır? 2. Tamam. Olacaktır. Bunun dışında ifademizi daha düzgün bir şekilde inceleyecek olursak sonra d değeri. D değeri de şuradaki değerdir. Bunu da kaç alacağız arkadaşım? Eksi 2. Burası da eksi 4 olarak karşımıza çıkacaktır. Soruda bizden istenen şey 4 artı 2 eksi parantezinde c dediğimiz değer c artı d eksi 4 eksi 2 ifademizi toplayacak olursak 6 eksi eksi 6'dan işlemimizin sonucu 12 gelecektir. Doğru cevabımız C'dir. Evet, yine iki bilinmeyeni denklemlerle devam ediyoruz. İfadede denklem sisteminin çözüm kümesini AB, CB ikililerinden meydana gelmiş. Yalnız arkadaşlar bu soruda şu an dikkat edeceğiz. Y pozitif gerçek sayıdır diye ifade etmiş. Yine ifademizi tek bilinmeyene düşürmek istiyoruz. Y kareli terimleri yok etmek daha kolaydır. O zaman alttaki denklemi eksi 2 ile çarpacak olursak aşağıya tekrar yazıyorum. 3x kare eksi 2y kare eşittir 46 olacaktır. Aşağıdaki ifademiz eksi 4x kare. Oo, çok özür dilerim. Burayı artı 2 ile çarpacaktık. Bir hata olmuş. Artı 2 ile çarparsam 4x kare artı 2y kare eşittir 66 olacaktır. Taraf tarafa toplarsak ifadelerimizi y kareli terimler birbirine götürecektir. 7 tane x kare eşittir. Arkadaşım 112 gelir. Peki her tarafı 7 ile sadeleştirirsem x kare dediğim ifade eşittir 16 olur. Buradan arkadaşım x dediğim değer ya 4'tür ya da eksi 4'tür. İki farklı x değerini elde etmiş olduk. Şimdi bu x değerlerine karşılık gelen ne yapacağız arkadaşım? Y değerlerini hesaplayacağız. Herhangi bir denklemde yine x gördüğüm yere 4 yazıp y değerini hesaplayacağım. Aşağıdaki denklemi kullanalım bu sefer de. 2 tane x kare artı y kare eşittir 33 denkleminde. X eşittir 4 için. X yerine 4 yazacak olursak 2 çarpı 4'ün karesi artı y kare eşittir 33 olacaktır. Arkadaşlar ifademizi düzenleyecek olursak 16 çarpı 2'den 32 yapar. 32'yi karşıya attım. Y kare eşittir 1 olarak karşımıza çıkar. Buradan y değeri ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Yalnız şimdi burada sorunun başına beraber dönelim. Y pozitif gerçek sayıdır demiş. O zaman y'nin negatif olma şansı yoktur.
x 4 için buna karşılık gelen y değeri kaç olacaktır? 1 olacaktır. Bu birinci durumumuz. Şimdi x için, x eşittir eksi 4 için işlem yapacağız. Beraber buna karşılık gelen y değerlerini hesaplayacağız. X eksi 4 için yine bu denklemi kullanacak olursak 2 çarpı eksi 4'ün karesi artı y kare eşittir 33'ten. Kalemimizde mi sıkıntı var hocam? Biraz daha mı büyük yazalım? Tamam. 33'ten. Arkadaşlar 32 artı y kare eşittir 33 sonucuna ulaşırız. Buradan y kare ifadesi eşittir ya 1'dir. Buradan y değerimiz ya eksi 1 olacaktır ya artı 1 olacaktır. Sorunun başına dönecek olursak y pozitif gerçel bir sayı demişti. O zaman yine eksi 1'i ne yapmayacağız arkadaşlar? Almayacağız. O zaman bizim oluşan ikililerimiz yukarısı için 4'e 1, aşağısı için de eksi 4'e artı 1 olacaktır. Bu da sorunun çözüm kümesiymiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz diyor şu x'leri kıyaslamış x değerlerini. A daha büyük demiş. İki ifadeyi kıyaslayacak olursak o zaman A daha büyükse bunun 4, bunun eksi 4 olması gerekiyor. 4'e karşılık gelen değer 1'di. Bunlar da 1 olacak. Şimdi istenilene bakalım. A değerimiz 4'tü. Eksi demiş. C değerimiz eksi 4. Eksi demiş. B değeri 1. Eksi eksi 4'ten 8 olacaktır. 1 çıkardığım zaman işlemin sonucu 7 olarak karşıma çıkacaktır. Evet, denklemlere yine devam ediyoruz. Denklem sistemini sağlayan tam sayı olmayan x, y ikililerinden bahsediyor bize. Tam sayı olmayan x, y ikililerini bulmamız isteniyor arkadaşlar. İnceleyelim beraber ifademizde. Yine denklemimizde x'i çekecek olursak x gördüğümüz yere 2y artı 3 ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Onu da götürüp yukarıdaki denklemde x gördüğüm yere 2y artı 3 şeklinde yazacağım. 2y artı 3'ün karesi artı y kare eksi 2 çarpı 2y artı 3 eşittir 16. İfademizi düzenleyecek olursak 4y kare artı 12y artı 9 artı y kare eksi 4y eksi 6 eşittir 16 ifadesine ulaşırız. Düzenleyelim de iki ifadeyi toplarsam 5y kare yapacaktır. Şu iki ifadeyi toplarsam artı 8y. Şunlar 3 yapacaktır arkadaşlar. Bu 16'yı buraya atarsam x 16 olarak geçer. Yani ifademiz eksi 13 eşittir 0 olacaktır. Şimdi çarpanlarımızı ayırmamız gerekiyor. 5y'ye y. 13 asal bir sayı. Dikkatli olmam lazım. Bu y'nin çaprazına gelen ifadeyi artı 13. 5y'nin çaprazına gelen ifadeyi eksi 1 olarak parçalıyorum ki çapraz çarpımlarının toplamı 8y'yi versin. Buradan ifademiz y ya 1 gelecektir ya da y eşittir eksi 13 bölü 5 gelecektir ki soruda bize demişti ki sistemi sağlayan tam sayı olmayan değerler demişti. Tam sayı olmayacaksa benden bunu kullanmam istiyor. Yani şununla diyor ilgilenme diyor. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi götürüp denklemlerden herhangi birinde yerine yazacağız ve buna karşılık gelen x değeri ne yapmış olacağız? Elde etmiş olacağız. Aşağıdaki denklemde yazarsak daha kolay olacaktır. X eksi 2 çarpı y gördüğüm yerde eksi 13 bölü 5 yazıyorum. Eşittir 3. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. Artı 26 bölü 5 eşittir 3. Buradan x değerimiz arkadaşlar. Hesaplayalım beraber bir. 3 eksi 26 bölü 5 gelir ki 3 kere 5 15 eksi 26 eksi 11 bölü 5 olarak karşımıza çıkacaktır. Soru bize şunu diyor. Tam sayı olmayan x'i ikilisi için x'den diyor y'yi çıkar diyor sonra bunu 5 ile çarpıyor. Şu x değerimizden eksi 11 bölü 5'ten y değerini çıkaracağız. Eksi 13 bölü 5'i. Sonra bu ifadeyi arkadaşlar
5 ile çarpacağız. Şu 2 eksi 1'ini götürecektir. İfade ne olacaktır içerisinde? Eksi 11 artı 13 daha 2 bölü 5 gelecektir. 5'ler de sadeleşir ve işlemin sonucu 2 olarak karşımıza çıkacak. Doğru cevabımız Denizli olacaktır. Şöyle tekrar bir göstereyim. Evet, bu normalde olması gereken bir soruydu. Ama yanlışlıkla aynı soru herhalde iki kez basılmış. Bu ben verirken yanlış vermişim. Şimdi arkadaşlar, bu soruyu da çözmek istiyorum size. Görmenizi istiyorum. Evet, güzel bir şekilde ifadeyi incelemeye çalışalım. X kareli ve y kareli ifadeler var. Bakın, x karelileri yok etmek bizim için aslında kolay gibi duruyordu ama o zaman ben aşağıdaki denklemi eksi ile çarpsam, sonra taraf tarafa toplasam, işaret değişimlerini yazalım. Burası eksi, eksi. Burası da ne olacaktır? Artı. Topladığım zaman x kareler gitti. Y kare 6y'den 2y çıktı. Artı 4y. Eksi 6 artı 1 daha. Eksi 5 olacaktır. Eşittir 0. Çarpanlarımızı ayıralım. Y. 5'e eksi 1 şeklinde parçaladık. Buradan y değerimiz ya eksi 5 gelecektir. Y değerimiz ya da eksi 1 olarak karşımıza çıkacaktır. Buna bir dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Yine şu denklemi kullanırsam işim daha kolay olacaktır gibi. X kare artı 2y eksi 1 eşittir 0 denkleminde. Y'ye eksi 5 vereceğim. Ve buna karşılık gelen x değer ya da değerlerini bulacağız. X kare eksi 5 verecek olursam 2 çarpı eksi 5 eksi 1 eşittir 0. X kare eşittir. Burası eksi 11 olacaktır. Onu da karşıya atarsam artı 11 olarak çıkar. X değerimiz arkadaşlar buradan ya kök 11'dir. X değerimiz ya da eksi kök 11 olarak karşımıza çıkar. Biz bu ifadeyi y'nin 5 eksi 5 olma durumu için bulduk. Yani kök 11'e eksi 5 eksi kök 11'e eksi 5. İki çözüm geldi buradan. Şimdi y'nin eksi 1 olma durumu için aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Buna bağlı olarak x değeri hesaplayacağız. Şimdi şu denklemde yine yerine yazacak olursam y gördüğüm yer eksi 1. X kare artı 2 çarpı eksi 1 eksi 1 eşittir 0 oldu. Şimdi burayı düzenleyecek olursak, bu arada pardon, şu eksi 1 değil artı 1 olacakmış. Onu gözden kaçırmışız. O zaman burası artı 1 olur. Artı 1 ise arkadaşlar burası x kare artı 1 eşittir 0. X kare eşittir eksi 1 olur. Gerçek sayılarda hiçbir sayının karesi negatif olamaz. O zaman buradan bizim için bir çözüm gelmeyecektir. Bilginiz olsun. Bizim bulduğumuz çözüm kümesi o zaman sadece şu elemanlardan meydana gelecek. O da kök 11'e eksi 5. Eksi kök 11'e eksi 5'tir. Yani doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet, geldik eşitsizliklere arkadaşlar. Eşitsizliğin çözüm kümesinden bahsediyor bize. Biliyorsunuz eşitsizliklerde çözüm yaparken ilk önce ifadeyi sıfır yapan yani kök değerlerini buluyorduk. Buradan x kare artı 4x artı 8 ifadesini sıfır yapan değerler var mı? Bir inceleyelim. Baktığım zaman çarpanlarına ayrılmıyor. O zaman bu ifadenin deltası beraber bir inceleyelim. 4'ün karesi yani b kare eksi 4 ac ifadesini incelediğimiz zaman diskriminantın eksi 16 geldiğini yani sıfırdan küçük geldiğini görüyoruz. Yani işaret tablosunda benim işaretleyebileceğim bir reel köküm bulunmamaktadır. Peki ifadeyi incelediğim zaman başlangıç işaretimiz ne olacaktır? En büyük dereceli terimin katsayısından artı olduğunu gördük. Artı ile başladım. Kök olmadığı için işaret değişimi yoktur. Yani bu şu demektir. Sen eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında yani hangi reel sayı değerini verirsen ver bu denklem daima ne oluyormuş arkadaşım? Pozitif oluyormuş. Zaten bizden de sıfırdan büyük olan yerleri sormuyor muydu?
Ben hangi reel sayı verirsem vereyim bu zaten pozitif olacak. O zaman bütün reel sayılar bizim ifademizin çözüm kümesini oluşturacaktır. Evet, devam edelim. Ne kadar süremiz oldu? 32 dakika oldu. 32 dakika. 15 dakika sonra falan bir ara verebiliriz. 15-20 dakika sonra. Sonra soru sayısı olarak bakmadık. Şu an kaçıncı sorudayız? 11. sorudayız. Tamam. Şimdi eşitsizliğin çözüm kümesini inceleyeceğim. Bu ifademiz küçük ve eşittir. Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi inceleyecek olursak orası x eksi 4'ü kare açılımıdır, doğru mu? Yani burada x eşittir 4 için bir çift katlı kök vardır. Eşitlik olduğu için de çözüm kümesine ne yapacağız? Bu kökü dahil edeceğiz. Başka da kökümüz yoktur. Çift katlı bir kökümüz var. O da 4 değeridir. Artı sonsuz, eksi sonsuz. Başlangıç işaretimizi inceleyecek olursak artı olduğu gözükmektedir. O zaman artı dediğim çift katlı köklerde işaret değişimi yoktur. Yine artı olarak karşıma çıktı. Benim aradığım yer bu ifadeyi negatif ya da sıfır yapan yerlerde. Beni negatif yapan bir yer yok ama sıfır yapan bir tane değer var. O da benim kök değerimdir. Yani 4'tür. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Eşitsizliğin demiş çözüm kümesi nedir? Yine ifademizi inceleyecek olursak arkadaşlar bu ifade x eksi 1'in kare açılımıdır. Küçüktür 0 demiş. Ben hiç eşitsizlikte aslında uğraşmadan şunu söyleyebilirim. Reel bir sayının karesi hiçbir zaman 0'dan küçük olabilir mi? Olamayacaktır değil mi? O zaman bu ifadeyi sağlayan herhangi bir x gerçek sayısı yoktur. Yani ifadenin çözüm kümesi boş küme olacaktır. Hiç boş yere uğraşmadım. Çünkü sıfıra eşitlik yok ki sıfır yapan değeri alayım. Pozitif olması gerekiyor. Pozitif de olamıyor. O zaman ifademiz ne olacaktır? Boş küme olacaktır. Evet. M ve N, R gerçel sayılar olmak üzere eşitsizliğin çözüm kümesinden bahsetmiş. Şimdi arkadaşlar burada eşitlik olduğu için pay kısmını sıfır yapan değeri çözüm kümesine dahil ediyorduk. Dahil edilen bir kısım var. O da neresidir? 5'tir. Kapalı aralık olarak vermiş. Demek ki payı sıfır yapan değer 5 değeriymiş arkadaşım. 2x eksi m bunun sıfır olma durumunda x eşittir. M bölü 2 olacaktır. Bu dahil olduğu için eşitlikten dolayı dahil olan değerim 5'ti. Yani bu ifade kaça eşittir? 5'e eşittir. İşlerçel çarpma yapacak olursak m değerimiz buradan 10 gelecektir. M değerimiz buradan 10 gelecektir. Şimdi eşitsizlikte payda kısmını sıfır yapan değer hiçbir zaman çözüme dahil edilmezdi. Hemen ifademizi inceleyecek olursak paydayı sıfır yapan x değeri r bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Bize verilen çözüm kümesine dahil edilmeyen kısım 2'dir. O zaman r bölü 3 kaça eşit olmalıdır? 2'ye eşit olmalıdır. İşlerse çarpma yapacak olursak r eşittir. 6 sonucuna ulaşırız. Soru bizden m eksi r'yi istiyordu. O zaman doğru cevabımız 4 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, eşitsizliklerle devam ediyoruz. Eşitsizliğin çözüm kümesini sormuş arkadaşlar bize. İlk önce bunu sıfır yapan kök değerlerini ne yapacağız? Beraber bir bulacağız. Eksi x'e artı x. Evet, düzgün bir şekilde inceleyecek olursak buraya karşılık gelen değeri eksi 5, çaprazına karşılık gelen değeri, buraya karşılık gelen değeri artı 2 şeklinde seçsek ifade sağlanmayacaktır değil mi? Sanki çarpanlarını ayıramadık gibi. Peki bu ifadenin deltasını beraber bir inceleyelim arkadaşlar. 2'nin karesi b kare eksi 4 a c. İncelediğimiz zaman 4 şu eksiler birbirini götürsün. Eksi 40 gelecektir. Yani deltamız eksi 36'dır. Sıfırdan küçüktür.
Yani dolayısıyla gerçek bir kök yoktur. Gerçek kök olmadığı için işaret tablosunda işaretleyebileceğim bir köküm yoktur arkadaşım. Peki başlangıç işaretimiz en büyük derecelinin katsayısına baktım eksi. Eksi dedim. Herhangi bir kök olmadığı için işaretleyişim olmayacaktır. Yani diyor ki bana sen hangi gerçel sayıyı verirsen ver diyor. Şu ifade diyor daima negatif olacaktır diyor. O zaman bu ifade daima negatifmiş. Benden sıfırdan büyük olduğu yeri soruyor. Sıfırdan büyük olduğu bir yer var mı? Yoktur. O zaman çözüm kümemiz boş küme olacaktır. Geldik üstel ifadelere. 2 üzeri x kare artı 3x artı 7 büyüktür. 2 üzeri 4x artı 9. Şimdi biz ikinin kuvvetlerini incelediğimiz zaman kuvveti büyük olan sayı daha büyük olmayacak mıdır arkadaşım? O zaman buranın kuvveti buradaki kuvvetten daha büyük olmak zorundadır. X kare artı 3x artı 7 büyüktür 4x artı 9. Hepsini sol tarafta biriktirelim. X kare eksi olarak geçti eksi x. Eksi olarak geçti eksi 2 büyüktür 0. Hemen çarpanlarımıza bir yer alalım. X'e x eksi 2'ye artı 1. Çapraz çarpımlarımızın toplam ortayı vermiştir. X buradan bir 2 gelir. X buradan bir de eksi 1 gelir. Bu kökler dahil değildir. Çünkü şurada eşitlik olmadığı için kuvvetlerin eşit olma durumu yoktur arkadaşım. Bundan dolayı eşitlik yoksa ne yapıyorduk? Köklerimize dahil etmiyorduk. Eksi 1'e 2. 2 kökümüze dahil değil. Şimdi bu ifadeyi inceleyecek olursak başlangıç işaretimiz artı olacaktır. Eksi artı. Bizden pozitif olduğu tarafları soruyor. Sıfırdan büyük olduğu yerleri yani şu kısımlar. O zaman çözüm kümemiz eksi sonsuzla eksi 1 birleşim 2 ile artı sonsuz aralığı olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet devam ediyoruz. Bu soruyu bilerek koydum. Şundan dolayı bu tarz ifadelerde sizden içler dışlar çarpımı yapmamanızı istemiştim. Arkadaşlar ne yapıyorduk? İfadelerden birini diğerinin yanına atıyorduk. Lütfen içler dışlar çarpımı yapmayın hata yaparsınız. Eksi x bölü 2 küçüktür 0. Paydalar eşitleyecek olursak burayı 2 ile burayı x ile ifademiz 4 eksi x kare bölü 2x küçüktür 0 olacaktır. Şimdi pay ve payda kısımlarını 0 yapan değerleri bulacağız. Bunları işaret tablosuna yerleştireceğiz. Yalnız şuna dikkat edelim. Eşitlik olmadığı için burada pay kısmını 0 yapan değer çözüm kümesine dahil edilmeyecektir. 4 eksi x kare dedim eşittir 0 yapan değerlerimiz. X eşittir 2 için ve x eşittir eksi 2 için 2 farklı köküm gelir. Payda inceliyorum. 2x eşittir 0 dedim. Bunun 0 olma durumu x'in 0 olma durumudur. Bunların hiçbiri dahil değildir arkadaşlar kümemize. Eksi 2, 0, 2. Köklerimizi yerleştirdik. Tablomuzu oluşturacak olursak artı sonsuz, eksi sonsuz. Burası artı, eksi ile başlayacak başlangıç işaretimiz. Arkadaşlar burası eksi, burası artı olduğu için çarpımlar eksidir. Başlangıç işaretimiz eksi, artı, eksi, artıdır. Bizden istenilen yer neresiydi? İfadenin sıfırdan küçük olduğu yerlerde, yani negatif kısımlar alacağız. Dolayısıyla çözüm kümemiz eksi 2 ile 0 birleşim 2 ile sonsuz aralığı karşımıza çıkacaktır. Doğru cevabımız Denizli'dir. Eşitsizliği sağlayan birbirinden farklı en küçük iki pozitif tam sayı. Sağlayan en küçük iki pozitif tam sayının toplamını soruyor arkadaşlar bize. Peki hemen bir inceleyelim ifademizi. Pay kısmı sıfır yapan değerler çarpım durumunda olduğu için ayırmamıza gerek yoktur. X eşittir 3 için sıfır olacaktır. X eşittir eksi 2 için sıfır olacaktır. Eşitlik olduğu için bunları dahil edeceğiz. Paydayı sıfır yapan değerimiz x eşittir 5'tir. Paydayı sıfır yapan değerler hiçbir zaman dahil edilmeyecektir. Eksi 2, 3 ve 5'tir köklerimiz. 3 ile eksi 2 dahil.
Ama 5 dahil değildir. Başlangıç işaretimizi bir inceleyelim. Artı, artı, artı. Çarpımlar artı olduğu için artıyla başlıyorum. Eksi, artı, eksi. Biz sıfır yapan ve sıfırdan küçük olan yerleri arıyorduk. Yani şu kısımları arıyoruz. Bize bu ifadeyi sağlayan en küçük iki pozitif tam sayı diyor. Pozitif kısımda sağladığı değerler bir 3 vardır arkadaşım, bir de 4. 5 zaten yoktur. Pozitif anlamda başka sağladığımız ifade yoktur. Tam sayı olarak bunların toplamı da 7 olarak karşınıza çıkacaktır. Arkadaşlar bir 10 dakika ara vereceğiz. Lütfen ayrılmayın. Aradan sonra soruların çözümüne devam edeceğiz. Bilginiz olsun.